Hayırdır inşallah. Erken vakitte niye kalkmış gibi oyun? Günaydın kınalı kekliğim. Kınalı kekliğim mi? Sen ne güzel bir laflar biliyormuşsun. Kayfabı da hazırlamışsın he. Eli alem görecek diye de mi korkmadın? Geç hele geç, otu şöyle geç. Sen ne de olsa iki canlı sayılısın. Bundan sonra sana iyi bakacağız. Anlaşıldı. Mesele şimdi anlaşıldı. Yumurtanı nasıl istersin? Sen bana yumurta da pişireceksin. Ne zahmet. Doğacak olan oğlumun anasına canım feda. Oğlan olacağını nereden biliyorsun? Erkek adamın erkek oğlu olur. Rafadan iyi mi? Ben lop seviyorum ama Rafadan da olur. Yok, lop dersen lop olacak. Sen ne dersen o olacak. Kalan elini ısıtacak sudan soğuk suya değdirmeyeceksin. O zaman ben gidip o zaman ılık suyundan bir yıkayayım. Ana. Bu ses de ne ki? Hadi lan Karatay! Çık dışarı lan, değdiğin bekle, sıpa! Hocam beni adam yerine koymaya başladı. Evet, şimdi sıradaki parçayı da diğer parçalar gibi Ceyda Hanım için söylüyoruz. Padişah. 1, 2, 3, 4. Bu devirde kimse şah değil, padişah değil, hükümdar değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. Kes lan kara sıpa, yeter bu kadar kişiledim. Çık dışarı hadi. Çıktım enişte. Yeni doğacak veliahtın anası gelecek. Gelin. Ah, ne anlıyorsun? Ah. Ne anlıyorsun lan eşek gibi? Ah. Kaset dolduruyordun enişte. Zaten. Geç, buyur sultanım, geç. Bu herif sahiden de bana sultan muamelesi ediyor. Demek karı kısmı çocuk doğurmak için boşu boşuna çaba sarf etmiyor. Nüfus durduk yerde patlayıp çatlamıyor. Ben bilseydim o kadar zamanda bekler miydim? 40 kere gebe kalmıştım be. Sen de güde kafa. Gebe olduğuna neredeyse kendin de inanacaktın. Aldın başına belanın gadebelisini. Hadi bakalım hayırlısı. Beyba, çalışırken bebeğimize dikkat et ha. Kendini fazla zorlama, tamam mı? Oğlum, nasıl zorlamayacaksın kendimle? Ben temizlikçiyim. Lan işte fazla yükseğe çıkma, hoplama, zıplama, kendine dikkat et diyorsun işte. Oğlum hadi sen git artık kahveye. Yok, seni durağa kadar geçireyim ben. Ya ben bu giden cevgeyden giderim. Bana bak, bastığın yere dikkat et ha. Başa başa takılma, tamam mı? Tamam. Kız, bu ne itibar böyle anlayak. Kız kakılmış, oldu mu ya son kız? Kız, gebe kaldın mı yoksa? Kalmış besbelli. Kaldım. Belki benimkiler de Hülya'nın küler gibi bir. Ben gece yatarken birini bu tarafa bak, öbür tarafa atarım. Ulan, benim içimden hiç gülmek gelmiyor. Kız öyle deme kız, insan gebe kalır da sevinmez mi? Onu bilemem. Onu gerçek gebelere sormak lazım. Kız kakılmış, sen ne demek istiyorsun? Kız, yoksa sen şakacıktan mı gebesin? Ulan bir de soruyorsunuz. Uydum bir aklınıza. İyi mi ettim, kötü mü ettim bilemiyorum artık. İyi ettin kız, iyi ettin. Bak falan işte itibar görüyorum, kıymete bindim. Orası iyi öyle ama lan. Aman gittiğin yere kadar gider gerisi de Allah kerim. Hiç kafana takma kız. Senin bu hayvan kocan müstahak bunlara. Bak bunu doğru dedin işte. Ne böyle düzüldün? Nazlı bardağı gibi salak sarmışsın. Lafa daldık gebemişsin değil mi? Sevdi ve zorlu mücadelelerden geçecek. Gerçeklerde çok kalabalık bir yarış programı var. Şu an için sağa sola bakmanın nedeni de her kuşu başlama saatinin gelmesi. Oğlum emme! Herkese benden birer çay ver lan. Abi acelem ne, daha ikinci çaylarını bitirmediler. Ver lan biretini abi. Buba olacaksın oğlum, buba oğlum olacak. Kolay değil lan. Sarışınım. Yok bu olmaz. Kız için. Asnif o.
Derya. Urfa'yı. Dıkıdık. Bak dıkıdık. Bu düşünülebilir. Ya Esirmeş, bırak şu altını. Oynuyorsun oynuyorsun kazanamıyorsun. Parana yazık, parana. Bunun altını oynamayan oğlum. Doğacak olan oğluma isim seçiyorsun lan. Sen de anlarsın dalgalan. İşine bak. Bıdık. Yok bıdık da olmaz. Gazimoda. Bu da gavur. Alabanda. Olmaz. Terem yok. Biçer diyor. Ne? Biçer diyor. Lan bu olabilir bak. Oğlumun adı Biçer diyor. Lan hemen herkese benden birer çay da. Biçer diyor. Biçerim ben lan. Lan. Kakılmış. Kocanı muayene olmaya razı edebildin mi? Gidip tahlil yaptırdın mı bari? Daha önce bir kere konuşmuştuk ama sonra hecet kalmadı. Ben kendim hallettim. Nasıl kendin hallettin? Kendi kendime hamile kaldım. Yani fasulyeden hamilelik. Yani kocanı kandırdın. Ne yapayım? Bütün müşteri her gün bebek bebek diye dokturuyor. Kakılmış, ama bu işin şakası yok. Yalanın er geç ortaya çıkar. Çıkmaz. Ben her bir şeyi düşündüm. Belki dış gibiliktir. Belki düşük yaparım. Daha 9 ay 10 gün mehletim var. O zamana kadar kim öyle kim kalabiliyor? Beni biraz rahat ederim. Ben de bir yerli bir insan olacağım. Hemen ıslamaya söyleyin sana başka bir işe yararsın. 4 milyon abi. Kaç? 4 milyon. 4 milyon bu ne parası lan bu 4 milyon lira? Abi millete kaç çay ısmarladım biliyor musun? Ya, bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Bana bak. Sana vazgeçemeyeceğin bir teklif yapacağım. 3 milyon veriyorsun helalinden. Bu da oğlum Biçer diyorun hatırla, tamam mı? Allah kurtarmak abi. Kurtar ulan. Bak sana 2,5 milyon veriyorum. Ona da itiraz edersen 500 daha kesen haberin olsun. Ver ver. Veriyorum. Tamam. 2,5 milyon. Var diyordum ben, o da çıkmayacak lan Ahmet. Para zannediyorum ben, bu tahlil kağıdıyım işte. Ne tahlil kağıdı abi? Şey tahlili. Sana ne lan ne tahlil olduğundan? Belki sütük tahlildi, belki de kan tahlildi. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Doktor musun, hasta mısın lan? Al sana 1,5 milyon veriyorum. Buyur. İtiraz istemez. Yürü. Allah Allah. Al şu lan. Ben bunun en iyisi. İptal ettim şu talihleri be. Duyan muyan olacak. Erkekliğinden şüphesi var diyecekler. Dedikodu yapacaklar. Tövbe tövbe. Abi. Merhaba. Merhaba. Benim bir emanet vardı. Ne emaneti? Şöyle orta boy bir bavul. Ne emaneti olacak? Danil için örnek verdim ya. Ne örneği? Ya sen de çok soru soruyorsun. Beni tanımadın mı? Ha şimdi hatırladım. Şu sperm tahlili için değil mi? Ya ha öcük ta barda üstad takıla duymadı. Onlar da duysun. Bak dalil mahallin istemiyorum. Al atını satmış çin tımarını. Dalil istemiyorum. Ve benim emaneti geri. Biz tahlili yaptık zaten. İşte sonuçlar. Gerek yok. Ben karneyi almadan da sınıfı geçtim zaten. Sen itilmiş değil misin? Geçen gün bana gelmiştin hani. Oh, eyvah yandık. Şimdi de tanınmaya başladık. Bugün senin tahlil sonuçlarına baktım. Ben de şimdi aldım. Odama gel de bir iki dakika konuşalım seninle. Niye konu? Gel gel. İçeride konuşalım. Ben biliyordum zaten benim tohumların herkesinkinden çok farklı olduğunu. Nasıl çok güçlü değil mi? Ya deli danala gibi oradan oraya oradan oraya koşup duruyorlar değil mi? Zıpkın gibi ha zıpkın zıpkın. Yok, hayır yanlış anladın. Bak itilmiş kardeşim. Senin sperm sayın çok düşük. Ayrıca anormal olanlar da epey fazla. Sen neden bahsediyorsun doktor? Anormal manormal he? Hücrelerin hareketi yavaş. Hatta bazılarının kuyruğu bile yok. Ne kuyruğu ya? Benim kuyruğum mu bak onların olsun? Ben şaka yapmıyorum. Bu durumda çocuk sahibi olmanız imkansız. Sen öylesen. İmkansız değilse bile çok zor.
uzak bir ihtimal. Sana öyle geliyor. Hemen moralini bozma. İstersen seni tedavi edebiliriz. Aman ne de çok biliyorsun. Hadi bana müsaade. Gösterdiğin yakın alakaya teşekkürler. Acele etme hemen. Sen çocuk sahibi olmak istemiyor musun? Elbette istiyorum. Niye istemeyin ki? O zaman izin ver de bu durumun bir çaresine bakalım. Önce kendi durumunun bir çaresine bak. Sen kendine doktor mu diyorsun be? Ben seni hasta bakıcı bile yapmadım. Dünyadan haberim yok. Angut. İşte bunları iyi akıl ettim. Her şey taslamam olmalı ki kutup ayısı bir şeyden şüphelenmesin. Önce şunlardan bir patik örerim. Bunlarla da bir tulum mavi. Hesap diye erkek olacak ya. Sonra bazı şeyleri unutmamalıyım. Mesela bugünden itibaren aşı ermeliyim. Bizim eve geldiğinde ona hıyar turşusu aldırayım bari. Yanına da bir konserve. Ananas konservesi. Ne konservesi be? Gitsin tazesini bulsun. İşine. Kuş sütü bile isterim kuş. İtilmiş. Kocacığım. Canım hıyar turşusu istedim. Sonra bazı şeyleri hiç unutmamam lazım. Mesela hep midem bulanmalı benim. Prova etmeliyim. İnandırıcı olmalıyım. Aslında bir bebemiz olsaydı hiç de fena olmayacaktı. Kısmetse bir dahaki sefere. Doktormuş. Nereden almış böyle diplomayı? İnan buradan mı? Senin çocuğun olmaz diye lavuk. Bilmeye ki ata alan Üsküdar'ı geçmiş. Darla çoktan doğum tutmuş. İyi de ya doktor doğru diyorsa, ya varsa bir bokluk. Hadi canım, olmaz öyle iş. Olsa kalkınmışı gebe bırakabilir miydin? Bütün bunları bizim dükkandan aldım teyze. Ama kendi paranla aldım ha. Senin iyi beslemen lazım ki yeğenim sağlıklı da olsun. Aman da aman. Aman kendi büyümüş de, eli iş tutmuş da. Bir de yeğenini düşün ya. Aman da benim kara subağım. Aman sen daha düne kadar bebeğdin be. Ben seni bir ayağımda sallardım be. He? Danalar girmiş bastını diye nindiler söylerdim. Sen ne çabuk büyüdün lan. He? Hı, eşek supası. Supa supa iteniyor. Hiç, hiç. Ya gece bana çocuk muamelesi yapma ya. Ben artık büyüdüm. He, Allah için büyüdün. Kızık kadar oldun he. Büyümüş de aman aman kızları peşinden koştururmuş he. Söyle bakayım, kızlarla aran nasıl? Çarşıda marşıda kılıştırıyor mu? Yok. Seni çekilmiyor. Yok teyze, kızlarla ben ilgilenmiyorum. İlgilenmiyor mu? Yok. Niye bu ne? Hiçbir kız ilgimi çekmiyor teyze. He? Ne diyorsun lan? Acıktı bakayım hele. Nasıl ilgilenmiyormuşum? Tamam sanatçı ruhlusun sen anlayayım ama bizim aileden de öyle adam çıkmaz ya. Nasıl yani? Sen ne diyorsun teyze? Bilmiyorum, ben bir şey demiyorum. Seni öyle diyorsun, ilgilenmiyorum. Hoşlanmıyorum diye. Peki neden hoşlanıyorsun? Kızlardan hoşlanmıyorum demedim ki teyze. Sadece gözüm Ceyda'dan başkasını görmüyor. Aman çok şükür, buna da şükür. Bebimi vaktinden önce düşürecektim senin yüzünden be. Sevdalıyım, sevdalıyım, yaban kulum, Ceydalıyım. Bu sevdadan... Çüş lan! Sen hangi Ceyda'dan bahsediyorsun? Yoksa Rukiye'nin yeğeni olan kız mı? Çok güzel değil mi teyze? Güzel olmasına... Öyle çok da çirkin sayılmaz. Bence biraz bir yeri bir şehlalık da var. Ne buluyorsun senin kızda be? Niye teyze? Nesi var ki? Her şeyin fazlası var ulan. O kız sana göre değil. Vallahi dönüp baktığımda zım zım zıkarım koynuna ya. Neden gelmiş teyze? Bunu bunu fingirdak kızı mı buldun ya? Etme küçük sıpam. Senin şarküteri çıraklığı gibi sorumluluk isteyen bir işin var. Kaset çıkartmak gibi böyle bir hülyaların var.
Ulan Fengül deşme, yaşın mı senin? Yaşın ne başın ne ya? Ya ama Deyce, demin de sen kızlarla ilgilenmiyorum diye sıkıntıya sokmuştun kendini. Bana bak, geviyor durum. Bir de eğilip bak, sonra kursan var. Tamam, seni sürücüm geliyor. Gerçekten bana karı gücü yanmıyor. Bir sürücüm beni geliyor. Kursun yapını yapın diyeyim mi? Deyce ne diyor? Diyeyim. Eniştem de nerede kaldı? Artık 9 ay boyunca içer meyhanede. Ya da ne kadar sürerse. Bunu en piyasana demedim mi ya? Gene aklıma getiriyor ya. Tamam Deyce, tamam. Sakin, Deyce dur Deyce. Ben eskiden böyle değildim abi. Biliyorum. Eskiden Galler Prensi'ydin. Sonradan böyle oldun sen. Yok. Vallahi böyle. Yatlarım, katlarım var. Ben iş adamım. Anlat, anlat. Irak'ın masasında iyimez oluyor. Anlat. Beni o kar yaktı. Hangi kar? Çocuğumun annesi. Yani çocuğum olmayan çocuğumun annesi. Ne diyorsun sen? Neden bahsediyorsun ha? Bak, sana bir sır vereyim. Aç kulağını dinle. Ben 17 yaşındayken bir kaba kulak geçirdim. Gel lan, ben de seni adam yerine koydum dinleyin. Kaba kulak geçirmiş. Bana neler geçirdiysen, benden kızamık geçirdim. Sana anlıyor musun inek? Yok, bu mühim. Benim çocuğum olmazmış. Asla olmazmış kaba kulaktan. Düşün ya, karı beni boynuzluyor. Başkasının içini benim çocuğum diye yutturuyor. Hayatımı mahvettik artık. Eskiden böyle değil. Katlarım var. İş adamıydı. Nereye gittin ya? Abi hesap. As, dinler. Çok geç oldu Deyce. Enişten başına bir şey gelmiş olmasın? Gelmez, gelmez. Onun başına gelecek tek şey evi yolunu şaşırması olur. Ama sonunda yine dar olur. Ha? Geldi işte. Ben bakarım Deyce. Seni çok merak ettim. Ben biraz dolaşıyorum bakalım. Ama daha yemek yemedi genişler. Git lan, git dolaş dedim işte. Sen neredeydin bu saatlere kadar? Evde hamile bir karım var diye hiç düşünmüyor musun? Hadi beni düşünmeyen. Doğacak bebeğimizi de mi düşünmeyen? Bir an seni merak edince strese giriyor. Stres bebelere hiç yaramıyormuş. Niye öyle bir karış durak kutup ayısı? İnsan bir merhaba der. Doğacak bebeğin anasını şöyle bir öper. Zaten midem bulanıyor. Bütün gün aşerdim. Canım taze ananas çekti. Hadi taze sütten vazgeçtim, konserve sütü oldu. Neyle bakıyorsun hıyar gibi? Ne var lan? Ne geliyorsun üstüme be? Git lan, devam! Bunu da mı yaptın lan bana kahve inek he? Söyle lan, kim lan bu basın? Söyle lan! He, ne bekleyin lan bu ya? He babacığım. Sen diyorum arkadaşım. En zor anlarım. Yok canım. Hep yanımda olduğunu asla unutamam. Hadi ya. Kesinlikle unutamam. Hayır. Ay yok. Tamam. Gerçekten çok. Yapma ya. Böyle bir şeye inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Ha belki. Tamam. Tabii. Karalamak için
yaptık şimdi. Tabii tabii ha. Ha, ne öyle Rus casusları gibi konuşuyorsun be kızım he? He, tabii tabii. He, evet. Doğru düzgün konuşsana be kızım. Ne dediğin anlaşılmıyor. Anneciğim ne bağırıyorsun? Banu'yla konuşuyorum. E zaten bir tek onu anladım. Gerisi kuş gibi. Kalk 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 kuk kuk kuk. Doğru düzgün konuşsana be kızım. Tamam kapat telefonu hadi. Babaanne görüyorsun ki daha konuşuyorum telefonda. Böyle konuşacağına hiç konuşma daha iyi. Allah Allah. Hem dünyanın parasını vereyim telefona. Hem de böyle meraktan çatla. Heh. Öyle yok öyle ama. Banucuğum affedersin ben seni sonra ararım. Tamam canım hadi görüşürüz. Bay bay. Öyle Banu'ya da söyle öyle beleşlik etmesin. He, biraz da o arasın. Tamam devletten 3 aylık emekli maaşımızı alıyoruz ama mebus emeklisine değiliz herhalde. Babaanne çok ayıp ediyorsun ama ya. Şurada 5 dakika telefonla konuşacağım konuşutmuyorsun. 5 dakika mı? He. Sen telefonda konuşmaya başladığında Lorenzo Maria'yla yeni evlenmişti. Bak şimdi çocukları oldu. He. He, televizyonu bitirdi şimdi telefona başladı. Sus be. Ellerindeki evrakın gerçekliğinden emin olmamız lazım. Sonra selam kızlar. Kazanmak için hepsini yalanlayalım. İşçilerle anlaşmaya çalışalım. Bu konuyla sen ilgilensen daha iyi olur Sara. Çünkü ben sükunetim... Çok ciddi bir hanımdır. Evlenmeyi düşünmüyorsan şayet beyliğe yeter lütfen. Tamam gel bakalım. İşte bu bizim Veronica. Alo Murat. Benim Taci. Bak diyeceğim gideceğiz mi şimdi biz? Bugün. Taci. Bir dakika Murat. Lorenzo'nun çocukları okula başlamadan bitir konuşmanı. Tamam baba. Efendim? Tamam tamam yok bir şey tamam. Sana espriyi anlatana kadar telefon kim bilir kaç para yazacak. Al oğlum. Selvi ekmeği kestin mi kızım? Nerede ekmek anne? Taci, ekmek nerede evladım? Ben galiba almayı unuttum anne. Nasıl unutursun evladım? Ben sana bakkaldan ekmek de al demedim mi? Aşk olsun be Taci, aşk olsun be yavrum. Bir ekmeği bile alamıyorsun artık. Görüyor musun aşkım? Kendine ne kadar doldurmuş, bana ne kadar. Anneciğim kimi arıyorsun? Bakkal Hasan'ı. Ekmek kaldıysa göndersin. Görüyorsun değil mi Aşber? Telefon parası nasıl geliyor gör. Yani 13 bin liralık bir ekmek için 50 bin liralık telefon masrafı yapılır mı ya? Yazık günah be. Hasan Efendi oğlum sensin değil mi çocuğum? Evet evet ben Selvi'nin annesiyim aferin sana. Bak Aşber hala konuşuyor ya bu ne pişkinlik sanki buradan merkep geliyor. Evladım ekmeğin kaldı mı? Hayırdır müşterilerim var. Ya bir şeyler yapsana Haşmet kızım. Bu telefon sapına engel olsana ya. İki tane gönderiver güzel evladım. Hadi yavrum benim. İnsaf yani. İnsaf Sürahi Hanım. Alt tarafı iki ekmek siparişi verdim. Ya bu kadar vakitte 4 tane ekmeği yapıp fırına vermiştik bile. Allah aşkına abartma be anacığım. 2 dakika bile sürmedi. Yazsa yazsa ne yazar yani? Bu ayki telefon faturasını sen ödersin artık. 1,5 milyona. Şey anacığım. İstersen bunu şimdilik sen öde ben sana ay başında veririm. Ha? Bu önümüzdeki ay son 10 yıldır gelemedi gitti be Haşmet. Yani Sürahi Hanım bu bütün hengame benim bir telefon açışımdan mı oldu? Sen hiç mi telefon açmıyorsun bakkala sana? Evet yani babaanne senin bir bakkala sana araman en az yarım saat sürüyor. Ya alo bakkala sen mi? Çekirdek var mı evladım? Neli var? Pastırma var mı Hasan evladım? Varsa kaça hepsini getir. Bakımın var mı? Neli? Gülün bakalım gülün tevekkeller. Harçlıklarınız yerine telefon faturasını ödediğim zaman böyle de gülecek misiniz bakalım? Öyle zırt pırt telefon açmak da yok bundan sonra. Şey pardon babaanne şu zırt ve pırt kavramını biraz açıklayabilir misin? Peki Sürahi Hanım. Ya acil bir durum olursa yine mi telefon açamayacağız bir yere? Haşmet söyle bu şomazlıya öyle heveslenmesin. Maşallah turp gibiyim turp. Daha 5-10 yıl öyle acil bir duruma düşmeyeceğim inşallah. Uyudu mu? Bir şey mi oldu? Tabii ki uyumadım.
Öyle leş kankası gibi bakarsanız suratımı uyuyamam. Allah Allah. Ne oldu buna be? Bu kadın evlenmemiş miydi? Bak hala gelinlikle dolaşıyor. O annesiydi babaanne, bu onun kızı. Allah Allah. Şurada iki dakika uyuyalım dedik. Çoluğa çocuğa karışmışlar bile. Kapat şunu be. Yatmaya mı gidiyorsun babaanne? Boşuna heveslenmeyin. Öyle zavallı telefonumu burada aç kurtlarla bir başına bırakacak değilim. Bu gece burada kalacağım. Hadi bakalım. Zıplayın. Hadi be. Hadi Allah rahatlık versin babaanne. İyi geceler. Size de. Aysel'cim sen hiç merak etme, ben getireceğim hayatım. Sen yününü aldın mı? Tabii güzelim, tabii. Geldiğim zaman örneğini de göstereceğim sana. Selvi, söyle buna, boşuna zahmet etmesin oraya kadar. Oldu olacak, bari telefonda versin kazan örneğini. Hayatım, televizyon açık kalmış da onun sesi. Adamın kemikleri sızlıyordur, kemikleri. Kimin kemiği babaanne? Telefonu icat eden adamım ben. Adı neydi? Abidik miydi, kubidik miydi, neydi? Tamam Aysel. Bak ne diyeceğim. Sakın tuzunu kaynamadan önce koyma. Ha yok, sonra yoğurt kesilir. Çorban tatsız olur ama. Oldu olacak. Neredeyse telefonda çay servisi yapacak be. Allah Allah. Ay, babaanne ne olacak? Aysel teyze aradı. Annem aramadı ki. Aramadı değil. Arayamadı. Hem sonra belli bir vakitten sonra karşı tarafa da para yazıyormuş bu Meret. Ay hiç öyle şey olur mu? Sen de her duyduğuna inanıyorsun. Ama Aysel olur mu öyle şey şekerim? Zuhal benim de arkadaşım. Niye davetiye göndermeyi unuttu? Hadi onu unuttu diyelim peki. İyi kardeşim ama açar bir telefon, telefonda söyler insan değil mi? Konuşun efendiler, konuşun. Patlayıncaya, çatlayıncaya kadar konuşun. Yok bir şey hayatım. Televizyonun sesi. Ne televizyon sesi diyor. Aklıca benden alay edecek. Ben şimdi telefonun sesini keseyim de gör. Sahi mi? Ha şekerim. Buldum. Evet. Alo. Aysel. Alo. Kesildi. Kesildi mi? Yani babaanne şu telefona laf söyleye söyleye nazarı değdirdin. Nazar değil, makas değdirdin. Ayıp sana Sürahi Hanım. Artık kıskançlıktan telefonun tellerini parçalamaya başladın. Selvi, söyle bu gevezeye. Kablo da benim, makas da. İster keserim, ister rendelerim. Boş vakitlerimi nasıl değerlendireceğimi bundan öğrenecek değilim herhalde. Çok ayıp ediyorsun ama Sürahi Hanım. Selvi, duyuyorsun değil mi? Yani bu kadını tanımasak etmesek aklı başında biri zannedeceğiz. Çok saygısızsın Sürahi Hanım. En temel insan haklarına bile saygısızsın. Avrupalı parlament gibi konuşmak kolay. Önce hasta ve yaşlı bir kadının kefenlik parasına saygı göstersin be. Hem telefon paralarını ödeyeyim, hem de kalksın karşıma geçsin benim insan hakları, hayvan hukuku diye can zırlasın. Üste çıksın be. Çekil be, çekil. Haydi vedalaşın. Ay babaanne ne yapıyorsun? Telefonu kırarsan ne olacak? Ne kırması be? Gavura kızım oruç bozacak göz var mı bende? Sadece kontrolü ele geçirmeye çalışıyorum. Bundan sonra telefon açmak istediğinizde önce odama geleceksiniz. Makul bir sebep söyleyeceksiniz. İkna olursam ne ala? Ya bizi arayan olursa? 5-10 saniye konuşmanıza izin veririm. Artık o kadar da insafsız değilim canım. Elveda bütün hatıralar. Hadi çocuklar, saraya yardım edelim. Taci, o gün diye bet sesli bir arkadaşın seni aradı. Evet, ben de ondan telefon bekliyordum. Babaanne? Yok canım, boşuna heveslenme. Telefonu kapattı. Ne demek kapattı? Ne demek kapattı? Kapattı demek, kapattı demektir yahu. Allah Allah.
Taci evde mi diye sordu. Ben de evde dedim, kapattım. Sonra telefonu açtığımda yerinde kavak yerleri esmekteydi. Babaanne sen şuna çocuğun suratına telefonu kapadım desene. Gece vakti yaşlı ve hasta bir kadını telefonla rahatsız ederse ağzının payını suratına yer. Ya baba yapma şöyle şeyler ya. Banu'ya da aynı şeyi yaptın. Yaptım. Yapmıştım. Gene yaparım. Az bile yapmışım ya. Namaz vakti hiç rahatsız edilir mi bir insan? Ya anacığım kızcağız senin namaz kıldığını nereden bilsin? Hani yarın öbür gün Allah korusun müdür arasa rezil olacağız demek ki. Aaa! Bak müdür dedin de şimdi aklıma geldi. Hay Allah neredeyse unutuyordum ya. Elindeki dosyalarla ilgili sana bir şey mi soracakmış? Yoksa sen ona bir şey mi hatırlatacakmışsın neymiş? Öyle mır 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 konuşuyor. Telefon açık git istersen bir bak. Eyvah! Haşmet bu böyle devam edemez. Bu işe bir çare bulmak lazım. İyi ama telefon onun hanım ne yapabiliriz ki? Vallahi baba ne yapmamız gerektiğini ben biliyorum. Ama bunun için bize bolca jeton lazım. Niye? Bütün tanıdıklarımızı tek tek arayacağız ve onlardan ufak bir iyilik isteyeceğiz. Alo! Ne? Taci mi? Taci! Efendim babaanne? Telefon! Telefon, bu saatte. Allah Allah. Teşekkür ederim babaanne. Alo! Ha Orhan sen misin? Kim? Deli mi? Yok canım ne delisi? Babaannemdi. Uykudan birden kalkınca adapte olamadı da. Ama senin yaptığında eşeklik mi oğlum? Bu saatte aranır mı? Manyak mısın? Haklıyım değil mi babaanne? Kapat kapat sen. Kapatmam gerekiyor Orhan. Çünkü fazla konuşunca bize de yazıyormuş. Babaannem öyle diyor. Neyse babaannem kızdırmadan kapatıyorum. Tamam hadi iyi akşamlar. Kusura bakma babaanneciğim. Yok hadi hadi. Allah rahatlık versin. Hadi. Hadi. Aldın mı ağzının payını? Ay geldiler. Ne? Bana bak Orhan. Senin kafanı öyle bir kırarım ki. Ne? Selvi mi? Selvi! Selvi! Efendim babaanneciğim? Telefon! Allah Allah. Bu saatte kim ki ya? Puh. Hay Allah. Alo. Füsuncuğum sen misin? Hayırdır? Ya kızım bu saatte aranır mı? Ne oldu? Bana bak sen bu saatte aradığına göre herhalde geçerli bir sebebin var. He? Ya günahtır ya bu saat kaç saat ya? He? Yapma ya Allah canım. Ay Allah. He? Bak şimdi. Vallahi. Süreyya Hanım bu gece çıldırmazsa bir daha hiç çıldırmaz. Selvi de çok iyi rol yapıyor kerata. Geliyor geliyor galiba. Geliyor geliyor. Babaanneciğim teşekkür ediyorum. Kusura bakma seni rahatsız ettim. Hadi i̇yi ben. Geceler. Kim babacığım? Yeter be! Allah Allah! Alo! Haşmet mi? Ne bu saatte Haşmet mi olur yahu? Allah Allah! Hadi babasına sen de hadi. Anne, telefon bana galiba. Gel be, gel! Geliyorum. Allah cezanızı verecek, verecek. Annemden hiç ses seda yok. O bugün akşama kadar yatar uyur. Ay sabaha kadar telefona koşmaktan canım çıktı vallahi. Sorma kızım, ben daha işe gideceğim. Bana bak Taci, inşallah bir işe yaramıştır ha. Taci, bu telefon canavarını yine eski yerine tak çocuğum. O kesilen kabloyu da bu bantla mı yapıştıracaksın? Ne yapacaksan yap. Ver bunu ben. Baba, az önce sen bir soru sormuştun değil mi? Babaanne telefonu niye geri getirdin? Ama ne olacak be? Dün gece sabaha kadar zır 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 delirtti beni yahu. Bundan sonra kendi telefonlarınıza kendiniz bakın. Canavarların, piranaların sekreterliğini yapacak değilim bu yaştan sonra. Gülün bakalım tevekkeller gülün. Kiminle raks ettiğinizi unuttunuz be. Babaanne tamamdır.
Tamam bak, hazır bağlamışken bunu da bağla Taci. O ne anne? Ne olacak? Telefon kumbarası. Bundan sonra herkes açtığı telefonun parasını ödeyecek. He? Jeton isterseniz bende var. Tanesi 10.000 lira. Ha! Good morning. Ulan hesabı kesip bir taburcu olamıyoruz. Ne iş be? Alo, minik kuşum. Minik kuşum kadar başına taş düşsün Emin. Ayol sende hiç utanma arlanma yok mu? Sana kaç defa dedim, beni arama, arama! Seni affettiğimi söylemek için aradım zaruret. Beni affettiğini söylemek için mi? Evet minik kuşum, hani sen kafamı kırmıştın ya, haliyle biraz canım yanmıştı. Ama şimdi geçti ve seni affediyorum. Çok teşekkür ederim canım. Bir şey değil. Karı koca arasında olur böyle vakalar. Bunlar ferit olaylar. Bana bak. Ben senin kafanı içimden geldiği tamam, için kırmadım. O küçücük kuş beyninle beni kandırmaya çalıştığın için kırdım. Şimdi de karşıma geçmiş, beni affettiğini söylüyorsun. Kuş beyinli herif! Demek sen de beni affediyorsun. Büyüksün zaruret, büyüksün. Zaruret. Buraya, yumruk havaya, zaruret buraya, yumruk havaya, oley, oley, oley! Ne avaz avaz bağırıyorsun be adam? Ne demek, seni affettim dedin ya, o yüzden seni kutluyorum bu kararından dolayı yani. O yüzden de akabinde sevgi gösterilerinde bulunuyorum. Affetmem asla seni. Yakut yüklü dam olsam bile. Evet, seni affetmiyorum, bir daha gözüne gözükme. Ne demek oluyor şimdi bütün bunlar zaruret? Ben senin yüzünü görmek istemiyorum. Ama şeytan istediği kadar görebilir diyorum. Lütfen kavga etmeyelim minik kuşum. Bak herkes bize bakıyor. Yani bana bakıyor. Bunlara eve geldiğimde uzun uzun konuşuruz. Olmaz efendim. Sakın eve geleyim deme. Seni defterimden sildim. Herkese rezil olursun. Gene yaz. Defter senin. Dalga geçme benimle. Bak sinirlerimi iyice lan... Pıtırttırıyorsun bana. Bak sevgim, bugün taburcu oluyorum. Üstüm başım leş gibi oldu. Bak, hiç olmazsa geleyim bir donumu değiştireyim lan. Git fingir dediğin sevgililerin değiştirsin. Bak, şu bayram arafesinde, mübarek günde birbirimizi kırmayalım minik kuşum. Yani bayramda küsler otomatikman barışırlar. Geleyim, barışalım. Daha sonra da geleneksel bayram ziyaretlerimizi yapalım değil mi? Küçüklere haçlık verip sevindirirken... Büyüklerin ellerinden öpüp merhudar olalım. Hatta ben sana kendi ellerimle şeyli baklava yapayım. Neyli? Fıstık. Ne? Alo? Yani fıstıklı baklava yapayım diyorum sevgili karıcığım. Hayır. Seni evde görmek istemiyorum. O zaman dükkana gel. Bari orada bir yüzünü göreyim sevgili karıcığım. Ha. Artık dükkanda çalışmak yok. Kendine başka bir iş ara. Hayır. Hayır minik kuşum. Bana bunu yapacak kadar vicdansız değildir. Öyle bir yaparım ki. Olamaz. O dükkanın her santimetresinde benim alnımın teri var. Bir çakıl taşını bile kimseye vermem. Hadi kes, zırlama. Bir iş bulana kadar çalışabilirsin. Kalacak yer bulana kadar da evde kalabilir miyim? Kalamazsın, maskara herif. Alo, zaruret. Lan kapattı telefonu. İyi. Hiç olmazsa dükkanda kalmayı garantiledik. Taşıyor. Neyim? Sabrım. Ne için? Atlatıldığım için. Ama ne yapmam? Yutmam. Neden yutmam?
Çünkü yemem. Yenmeyen şey ne olmaz? Yutulmaz. Şu Şuayb belasını başınıza ben sardım. Vallahi çok üzgünüm. Ama sadece siz değil, beni de aldatıyor düzenbaz. Ne yapıyor? Sinirimi zıplatıyor. Ne yapmıyor? Kalan borcunu ödemiyor. Ne yapamaz? Gururumla oynayamaz. Ne gibi? Pimpon topu gibi. Paranızın kalan kısmını neden ile de bugün istiyorsunuz? Bir yere topluca bir ödemeniz mi var? Hayır, yok. O zaman şu ayıp alacağından parayı bayram sınırında tahsil etsem? Olmaz. Nedir? Kuruşum değerlidir. Ne istemem? Kimsede kuruşum kalsın istemem. Ne yapmalıyım? Hemen kalkmalıyım. Yoksa ne yaparım? Takarım. Neyime? Kafama. Yoksa ne olur? Bayramım zehir olur. Madem kuruşunuz sizin için bu kadar önemli, o zaman hemen şimdi gidip tahsil etmeye çalışayım. Belirteyim. Neyi? Şunu. Bu kaçıncı ikazım? Sonuncu. Bir daha ne etmem? İkaz etmem. Ne vururum? Baş vururum. Nereye? Malum yollara. Burnundan getiririm. Neyi? Anasından emdiği sütü. Sakin olacağım. Ben bu işi hemen bugün gidip halledeceğim. Ne olur? İyi olur. Olmazsa ne olur? Bu bayramda bana kurban olur. Ne günler? İyi günler. Evet. Biri diğerinden küçük. Ne yapıyoruz? Hemen düzeltiyoruz. Nerede kardeşim bu muhasebeci? Paramızı ödeyip taburcu olacağız. Yok orada da. Siz hiç merak etmeyin. Gelince ben hemen haber veririm size. Hayır, dükkanda kimse yok. Burada durdum her dakika. Bana zarar ciğerim. Çırağınız yok mu Şahit Bey? Yok. Yani vardı. İşi kıvıramadı. Kovdum iti. Benim iş yerinde katı kurallarım var. Prensiplerime uymayan gider. Yani hislerimle davranmam. Hayır, karizmam kaldırmam. Eğer çırak arıyorsanız size birini tavsiye edebilirim. Kimi? Şu arkadaşı. Tanıdığım kadarıyla temiz birine benziyor. Peki hastasını ziyarete mi geldi? Yok, onun durumu biraz değişik. Yani nasıl değişik? İşsiz güçsüz mü yani? Madem sen arkadaşısın, ona şöyle hastanede doçentlik moçentlik gibi bir şey ayarlasana ya. Vallahi bir açık kalp ameliyatı yaparsınız, kırışırsınız parayı. Olur mu Şahit Bey? Şaka ulan şaka. Peki nedir durumu? İsterseniz çağırayım, kendisi anlatsın. Çağır bakalım. Müşkün. Buyur. Gel gel. Gel ziyarım. Kakılmış. Kakılmış. Aa, buyur Zerret Hanım. Ne oldu? Sende bugün bir haller var. Dalıp dalıp gidiyorsun. Hasta mısın yoksa? Ben biraz hastaydım ama çarşı gibi iyileştim. Niye o zaman hala dalgınsın? Ya size yeri gelmiştim. Yok yok, var sende bugün bir şeyler. Hadi anlat. Hastanede sizinle karşılaşmıştık ya. Evet. İtirmiş o sırada beni kaçırıyordun. Hastaneden mi? He. Niye, parayı vermemek için mi? He. Biz kurtulduk da ulan kardeşim oldu. Ne oldu? Hastane yapışmış yakasına. Ay, hastanede rehin mi kaldı? Ne bileyim be, arada telefon geliyor ama ben bakayım diyorum, edilmiş izin vermiyor. Niye bizden yardım istemediniz? Tuttu yakamdan kaçırdı beni. Mal kaçırır gibi. Ben ne bileyim kaçtı mu? Zavallı çocuk. Hem de zavallı. Koskoca İstanbul'da bir başıma kaldı. Yeni bir iş gücü de yok. Ortalarda kaldı ya. Ne iş gelir elinden? Herif gelir. Kuzu açık bir çocuktur. Bakmayın yani, yine kavrayışlı dur. Gösterdiğiniz işi hemen kavrayın. Bana bak kız kakılmış. Bizim dükkana çırak lazım. Kardeşin yapabilir mi? Yaparım tabii patron. Yapmaz olur muyum? Ben köyde koca kahveyi işletmiş adamım. Hani bir dükkanda çıraklık mı yapamayacağım? Bravo. Bak gözüm tuttu seni, gözüm. Yani kaliteli bir çocuğa benziyorsun. Emdiğin sütte hiçbir katkı maddesi yok. Yani kalite bir çocuk. Sevdim yani. Sağ ol patron, sağ ol da.
Ben şey soracağım patron. Şimdi bu kazandığım para senetleri ödememe yetecek mi? Şimdi şöyle oluyor. Eğer ben senden memnun kalırsam, yani prensiplerime uyarsam senetlerini öderim. E sen de eşek değilsin, çalışıp bana ödersin. Tabii öderim patron, eşek değilim ya. Allah razı olsun. Oğlum dur, acele etme ya, yarın bayramlaşırız. Muhasebeci geldi Şahip Bey. Aa tamam gözüm. Hadi kalk, senin şu senet işlerini de halledelim. Sağ ol patron. İşte yeni iş yerim burası. Yakında şark biterimizin zincirlerini kuracağız burada. İnşallah patron. Hadi gel içinde var. Gel gel. Nasıl dükkan ciğerim? Vallahi patron şahane. Şahane tabii değil mi? Ben bu dükkanı bu hale getirebilmek için az çalışmadım değil mi? Kar demedim, çamur demedim. Sırtımla yük taşıdım. Bu kollarla kurdum ben burayı. Hamallık yaptım ben be. Hamallık? Yüksünmedim. Utanmadım. Çalıştım. Gidindim. İnşallah seninle daha ileri boyutlara kadar götürürüz. Dükkan zincirlerimiz olur. Şubelerimiz olur. Evelallah patron. Olanların bizden ne fazlası var? Bravo. Bak. Aşırı tuttum seni. Lan bak söze daldık. Resmi yengeni aramayı unuttuk he. Resmi diyorum. Neden böyle altını önemle çiziyorum? Yani bu ne demek oluyor? Gayri resmi yengelerimizde var demek oluyor. Aferin! Bak vallahi birdenbire hanım daha da çok ısınmaya başladı. Hemen çaktım mevzu yani. Tamam. Alo? Minik kuşum? Ne yapıyorsun minik kuşum? Elinin körünü yapıyoruz. Ne yapacağız? Bayram temizliği yapıyoruz herhalde. Biz de boş durmuyoruz. Dükkanımızı açtık, işimizin başındayız. İki gün sonra görürüm seni. Dükkanı kapatır kapatmaz gene aşiftelerin peşinde koşarsın. Öyle bir şey olmayacak. Ancak mal almaya çıkacağım. Yalnız mal almaya gittiğimde dükkan yalnız kalmayacak. Yanıma bir yardımcı aldım. Yardımcı mı aldın? Yardımcı mı almış? Yani dükkana çırak mı almış? Bir gör sen. Çok gözü açık bir çocuk. Al çocuğum çocuğum. Al cüvisleri. Gözü açık bir çocuk mu? Bizimkinin gözü daha da açıktı. Çok uyanık. Ya demek çok uyanık. Bizimki daha da uyanıktı. Vallahi gece gündüz demiş gözlerini kırpmaz. Dünya uyanıldı. Eli de işe çok yatkın. Demek eli işe çok yatkın. Abi benim kardeşimin eli işe daha çok yatkındır. Tuttuğunu kopartır. O simitlere tekidir. Onu kovsun kardeşime alsın. Bana bak onu hemen başından def et. Kov onu şu Şahip Bey kov. Ya nasıl kovarım ya? Daha denemedik ki. Bir deneyelim bundan sonra kovarız ya. Bana bak denemeyi menemeyi boş ver. Hemen def et başından. Kardeşimi bir dene. O simitlerin tekidir. Onu kov. Kardeşimi bir dene. Kardeşimi bir dene. Kardeşim bir dene. Ya ben söz verdim. Kovamam. Ne demek söz verdin? Karınız da bana söz verdi. Söz verdiniz değil mi? Sana emrediyorum hemen o çocuğu kov. Ama hayatım. Aması maması yok. Hemen kov diyorum. Emrediyorum. Bravo size Zerrut Hanım. Vallahi bravo. Ben anladım Şahip Bey. Bir şey söylemenize gerek yok. Aslında işim olması da o kadar önemli değil. En azından tanışmış olduk sizinle. Ya bu karının huyuna da gıcık oluyorum be ciğerim. Bir şirretli sorma. Dediğim dedikçi. Sıkışsan emrine karşı gel. İyice köpür vallahi. Olur sana bir cadı. Ayıptır söylemesi biraz çatlaktır. Dükkan onun babasından kalmasa bu kadar anlayış göstermem ama ne çare ki. Dükkanı mı? Yani siz kendi ellerinizle kurmuştunuz dükkanı. Ne diyordum? Seni tanıdığıma çok sevindim delikanlı. İlla çalışmam şart değil. Yani irtibatı koparma. Bakarsın ileriki günlerde yengenin gönlünü alırım. He? İnşallah. Ne diyeyim ben sana Şahit? Ne diyeyim?
Ya ne diyeceğini bilecek yaştasın be güzelim. Ne diyeceksen de onu da ben öğretecek değilim herhalde. Müsaadenizle. Güle güle ciğerim. Ya seni kim hiddetlendirdi? Söyle kim? Kim olacak sen? Ben mi? Ben nasıl yaparım böyle bariz bir eşekliğe? Hay benim eşek kafam. Geç öyle. Şöyle otur bakayım. Nasıl üzülsem öyle de telafi etmesini bilirim. Yalnız önce birer viski içelim. Karşılıklı yatışalım değil mi? Hep böyle kandırıyorsun. İçmiyorum işte. Aa, çok ayı. Hemen geliyorum. Her gün akşam olur. Dallam dallam. Bile bile kirletin. Zerre Hanım. Çok teşekkür ederim kakılmış. Evimi pırıl pırıl yaptın. Eğer kardeşinin de eli senin gibi çabuksa yaşadık demektir. Oldu eli çabukluğum. Merak etmeyin. Çok kavrayışlıdır. Peki kakılmış. Al canım güle güle harca. Çok teşekkür ederim. Ama bu çoktur Zeruret Hanım. Yok çok değil canım, bayram üstü. Şeker çikolata falan alırsın. Baklava açarsın, lazım olur. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben gideyim artık. Dur kakılmış, ben de senden beraber geleyim. Bizimki dükkanda dört elle sarıldım falan diyor ama bunu sık sık kontrol etmek lazım. Doğru diyorsunuz valla. Evet. Şerefe içelim güzelleşelim. Ben de iyice sıkıntı vermeye başladım. Demek sıkıntı bastı. Böyle kat kat giyinirsen olacağı bu tabii. Ne kat katı be? Al canım bir ceket işte. Ben de onu diyorum yavrum. Çıkar üstünü biraz rahatla. Değil mi? O güzel hatlarını benden esirgeme. Sen 3 kuruşluk parayı benden esirgiyorsun ya. Allah. Doktor Cavidan Hanım parasını istiyor artık. Ya o karında yani marangoz tutkalı gibi yapıştı üstüme çıkmıyor ya. Vereceğiz dedik işte ya. Vereceksin de neyi bekliyorsun anlamadım. Bak bu aralar elim biraz darda biliyor musun? Yani mal almam lazım. O yüzden para yapmam gerekiyor. Yoksa söz vermişim. Ben söz verdim mi mutlaka bir gün sözümde dururum. Hayır karizmam kaldırmaz. Doktor Cavidan Hanım diyor ki eğer paramı vermezse malum yollardan çatır çatır alırım o parayı. Hadi be ben kuru gürültüye hele pamuç bırakmam. Ya neyse bırakalım bunları ya. Böyle güzel şeylerden bahsedelim. Neden mesela? Mesela benden, mesela senden, bizden, birbirimizden, bir beraberliğimizden, bire gel beraber birdir bir oynayalım. Bir biri birilerine bakar 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 dururum. İnce giymiş imiş üstüne gül gül o güller ondan bir biri birilerine bakar. Koyverdiler Allah. Hastanede bir adamla tanıştım. Dedi ki gel dükkanımda çalış dedi. Ben senin senetlerini öderim dedi. Sen de kazandıkça bana ödersin dedi. Önce söz verdiği gibi işe aldı. Ondan sonra da kovdu beni. Sen Tükere bak. Ne hainlik. Niye vazgeçiyor bu herif? Aslında adamın bir suçu yok abla. Resmi karısı emredince adam da kovmak zorunda kaldı. Resmiyeti basınım be. Bu lanet kuru senden ne istiyor? Ne demek resmi? Gayri resmi karıları da mı var? Gayri resmi karıları değil de abla bildiğim kadarıyla yani böyle değişik değişik sevgilileri varmış. Ana vay namussuz herif be. Demek karısının üstüne başka sevgililer seviyor. Hatta şimdi sevgililerinden bir tanesi dükkana geldi. Vay namussuz. Ne gözü karaymış diye. Peki karısı bildirmiyor muymuş haddini? Aman karısının dünyadan haberi yoktur. Adam onu ayakta uyutuyordur zeluret onu. Aksine abla çok şirret bir kadınmış ya. Yok canım. Vallahi kocası emrine karşı geldiğinde böyle köpürüyormuş. Cadının teki o zaman. Sinirlenince böyle gözü hiçbir şey görmüyormuş abla. Delleniyormuş. Yok canım onun birkaç daha tutuyor. Sürtü. Adam diyor ki benim karı diyor çatlağın biri diyor. Niye katlanıyor o zaman bu kadına? Dükkan karınınmış. Bana bak sen hangi dükkandan kovuldun? Şu ilerideki şarküteriden. Hangi şarküteriden? Şu ayıp şarküteri. Şu ayıp! Abla ne oldu ya? Daha ne olsun be? Bu çuvalı inciri mahvettin. Hadi gel gidip ayıralım. Neyi ayıracağız? Şu ayıp biz sağlam kalan kemiklerini kırıklarından ayıracağız. Hadi yürü. Ne yapıyorsun?
yapıyorsunuz Şahit Bey? İyiyim karıcığım. Sen ne yapıyorsun? Görüyorsun dükkanda aslanlar gibi çalışmaktayım. Oğlum ben sana bu dükkanda sana göre iş yok diye kovmadım mı? Hadi bakayım al voltanı al hadi. He işte bu voltasını alamaz Şahit Bey. Onu Zerüret Hanım işe aldı ancak o kovabiliyor. Kardeşim mi? Evet benim işe aldığım çırak o. Ya ne tesadüf benim de kovduğum çırak bu. Ulan demek kafadan çatlak cadının tekiyim ha. Demek bana bu dükkanın yüzü suyu hürmetine katlanıyorsun ha. Hayda. Nereden çıkartıyorsun bunları minik kuşum? Bana bak ulan. O gayri resmi yengeyi sen mi bulup çıkaracaksın? Yoksa ben mi bulup çıkarayım? Yok ne resmisi? Ne gayri resmisi? Hangi şapşal söylüyor bunları? Sen benim kardeşime şapşal giymezsin tamam mı? Demek hobileriniz arasında yanlış bilgi verip kamuoyunu yanıltmak da varmış. Seni kovuyorum. Bana bak ulan onu ancak ben kovarım. O zaman mecburen geri alıyorum. Bana bak Şahip lafı sündürme çıkar şu kızı ortaya. Ya kızı nereden çıkartıyorsun ben sana şimdi onu nereden bulacağım ya Allah. Aramak lazım işin yoksa. İstersen gel beraber arayalım bak. Burada yok. Burada yok. Bunun içinde de yok. Bunu açayım istersen sana. Burada da yok. Bak kasayı açayım. Burada da yok. Burada da yok. Vallahi bende de yok. Olsa vermem mi ya? Anlaşıldı. Benim aramam lazım. Yapma ben arayayım. Peki lan bu ne? Nereden girdin? Sen de kimsin be kızım? Beni tanıştırmayacak mısın bununla? Çocuğum sen niye girdin dükkanıma? Yolumu kaybettin. Annenle babanın adını söyle de seni evine götürelim. Ya yavrucak korkmuş ya baksana. En iyisi bir şarkı söyleyelim hep beraber. Ne dersin babaannenle beraber söyleyelim. Bak mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu. Şahit! İnsan amcasına hiç şu ayıp der mi bak ne kadar ayıp. En iyisi gel bakayım şöyle otur. Çocuk ürktü ya ürktü. İki daha kaç eder bakayım söyle. Peki annenle babanın adını söyle seni evine götüreyim he. Şuayip. Ama olmaz ki şuayip denmez insan amcasına şuayip denme kız. Ne vuruyorsun ya? Ne vurmaz çocuğum öyle şey yapmış. Ne kadar da çirkin kızmış bu be. Sen Allah cezanı versin şuayip. Hüseyin ben. Ulan ne diyeyim sana be bıktım usandım senin bu maskaralıklarından. Ne demek oluyor şimdi bu karıcığım? Bu senden boşanacağım manasına geliyor. Yapamazsın bunu bana karıcığım. Döv, vur, kemiklerimi kır ama bana bunu yapma minik kuşum. Öyle bir yapacağım ki sen de şaşıracaksın. Zerüret Hanım, sizin boşanmanız kardeşimin işini etkiler mi? Etkilemez. Çok şükür. Şu fıratın suyu akar serindir oy oy ölem ölem dert o ölem akar serindir oy 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 kör olasın zalim Fırat ocaklar yakar ölem ölem Fırat kenarında yüzen kayıklar ölem ölem yaktım ulan vermiştim sattım ulan beni. Ya patron niye yakayım niye satayım ya? Ya vallahi bilerek yapmadım ya yemin ediyorum ya. Ya ben senin hanımın olduğunu bilmiyordum onun ya. Ya ben ablama anlattım hanımın da yanındaymış duydu ya olaylar bu şekil ya. Yuvamı dağıttı ulan. Ya patron yine toplarız ya yine toplarız ya. Ya yenge kızgınlığından söyledi bu kadar lafı ya. Niye söylesin? Yani bir kalemde niye silsin bunca yıllık kocasını? Siler. O sinirse kadın siler. Bak sinirsek dediğimi hemen yetiştirme. Yani Fatma sen de beni iyice ispiyoncu yaptın ya. Ya ben ne diyorum yemin ediyorum ya. Vallahi hanımın olduğunu bilmiyordum ya. Bileceksin. Bileceksin lan. Ya Fatma bak söz veriyorum bak. Bak söz veriyorum sana. Dizinin dibinden ayrılmayacağım ya. Bundan sonra seninle birlikteyim ya. Bak görüyor musun? Bunlar hepsi yenger ha. Ulan içimden geldi. Vallahi şöyle içeceğim.
Ne? Hangisini? Ya bodun akıllanmadın ya, senin başına ne geldiyse bunlardan geldi ya. Ya gel patron ya, gel ya. Tuttular da beni sevmiyor be. Oğlum ben kendim yürürüm lan. Kendin yürüdün zaten. Ocak var yakar, ölem ölem. Ocakları yakar, nasıl ülem Ya şu mübarek günde yapma ya patron ya. Ya bak, farkında mısın? Ne? Bu bayramın kurbanı ben oldum. Olmadın ya. Ben oldum. Olmadın patron. Ben oldum, ben oldum, ben oldum. Ben oldum, ben. Ben oldum. Ya üzülme patron ya, üzülme ya, üzülme. Senler birlikteyim patron. Geç kaldın lan, geç kaldın. Benle ne beraber olacak? Geçmiş olsun artık. Niye ya? Karı beni bıraktıktan sonra. Ya bırakmaz ya. Ya patron bırakmaz ya bunca yıllık kocasını ya. Hadi hadi, içelim. İçelim abi. Sabaha kadar içelim. Yengelere içelim hadi. Ha, tamam hadi. Sattın lan beni. Git lan buradan. Nereye, nereden? Sattın lan beni. Ya gecenin bu saatinde nereye gidelim patron ya? Git lan buradan. Git lan. İyi peki canım. Yalnız bırak be. Ana. Poros kenarında yüzen kayıklar. Ölem, ölem, dert o, ölem. Akar derindir, oy, oy, oy. Kör olması zalim. Zaptı lan beni! Zalim Fırat. Ocaklar yakar. Fırat kenarında. Alo? Müşkül! Abla? Ben şey diye soracaktım abla. Gelebilir miyim diye soracaktım. Hem nasıl olsa işim de var. Tabii ki gelebilirsin. Bir de ne? Ayağının kokusunu ezledim. Ver lan şu telefonu. Lan Müşkül! Nasılsın lan kayınım? Özlettin lan kendimi. Enişte? Sen misin? Tabii benim. Kim olacak? Neredesin? Dükkandayım. Hadi hemen kalk, göresim geldi seni. Gel kon iki şişe ırakı, peynir meynir, meze filan bir şeyle götür. Olur enişte. Aylığımdan kestirdim. Kestin iyi olur. Hadi dediklerimi ihmal etme. Çabuk gel, bekliyoruz. Ablam da bekliyor. Bekliyoruz. Lan bana bak. Kardeşimin dükkanında çalışmasını fırsat bilip dükkandan zırt pırt erzak giymişsin, bak çok fena oldu he. Kız çok korktum, kız kalkınmış. Posta kodun ya bana, yüreğim fırtladı kız şimdi. Lan ne vuruyorum gel. Zaten oğlan zar zor iş buldu, bir de burnundan getirme. Bir daha sipariş vermeye çocuğa. Bak dayak isteme yine bak. Yoldurmam kardeşim.
Lan sen kendi kendine ne zevzeklik edip duruyorsun lan? Ne edeceğimi bana sen mi öğreteceksin sana? Ne? Ben öğreteceğim. Yol yordan bilmez oyu. Menfaat rayu. Lan bak lan. Doğacın emme işte dua et yarın bayram. İtilmişleri her gün bayram de. Lan dayanamıyorum bak. Yarın bayram. Banu'yu istemeye geleceklermiş bu akşam. Oo, Allah aşkına. Alican duyunca ne yapacak bakalım. Aman Erol, daha çocuk o. Banu bunu böyle şımarttıkça o da gerçek zannediyor şapşal. Donmayı geldi. Oğlum, çantanı yerlerde sürüklüyorsun. Ne olmuş? Biz de onun içindekiler yüzünden okulda sürünüp duruyoruz. Okulla ilgili böyle şeyler söyleme Alican. Okul faydalı bir şeydir ya. Tabii. Sabah 8 akşam 5 mesai yapıp duruyoruz. Üstelik bunun için para bile vermiyorlar. Alican, gel yavrum otur bak. Mutlu bir haberimiz var. Gel. Çok mutlu bir haberimiz var sana. Otur. Söyle. Banu ablam evlenmeye karar verdi. Yaşasın. Ben söylemiştim çok beklemeyelim diye. Senle değil Saftirik. Bu gece istemeye geliyorlarmış. Ne? Kim istiyormuş? Kim? Vallahi yakarım bu apartmanı. Kim istiyormuş ya? Mahalleye yeni açılan marketin sahibi görmüş çok beğenmiş. Bu akşam da istemeye geliyorlarmış. Anne. Ha? Baba çabuk giyelim. Onlardan önce isteyelim kızı hadi. Saçmalama Alican. Marketçi istiyor. Vallahi Banu şanslı kızmış ha. Canım onun parada pulda gözü yok. Kızcağızın tek istediği şiddet kullanmayan, ona iyi davranan birisi olsun yeter diyor. Duyduğumuza göre adam da çok yumuşak başlıymış. Bu iş kesin olur o zaman ya. Duymak istemiyorum. Duymak istemiyorum. Al ulan Banu, yaktın beni be. Ne istiyorsun Alican ha? Kafayı çekiyorum dede. Ama soda berbatmış biliyor musun? Ya benim gibi delikanlıya yapılır mı bu ya? Ya üzülme bakarsın Banu kabul etmez. Yok edecekmiş. Adam iyi huyluymuş, şiddet kullanmıyormuş. Ben artık bittim dede, bittim. Ah kadınlara, bir elma çalıp hayatımızı kararttılar. Biliyor musun dede, onlar yüzünden cennetten kovulmuşuz biz. Bak hala bize neler neler çektiriyorlar. Lan ufaklık, seni hiç böyle mıy mıy görmemiştim. Pes etmişsin sen. Bak, şu saati görüyor musun? 35 yıldır bunu tamir etmeye uğraşıyorum. Bir gün muhakkak başaracağım. Hiç pes etme. Bana bak. Sonuna kadar savaşacağına, sonuna kadar umudunu sakın yitirme. Ama ben ne yapabilirim ki? Ben çocuğum da dedeciğim. Çocuk musun? Sen alacaksın be. Bu evrenin gördüğü en fırlama çocuktur. Sen bir yolunu bulursun. Haklısın aslında dedeciğim. Demek Banu şiddetten hoşlanmıyormuş. Çak dede çak. Ya ben bunu içmeyeceğim. Bu soda çok iğrenç bir şey ya. Ne haber ufaklık? Banu Hanım'ın evi burası değil mi? Evet de benim biraz başım dönüyor. Ne oldu çocuğum, iyi misin sen? Ay ben hastayım. Sık sık bayılıyorum teyze. Ah, nerede oturuyorsun? Annene babana haber verelim. Ay her taraf kararıyor. Bayılacak gibi oluyorum. Bayılacağım galiba. Eğer bayılırsam beni tokatlayın. Tek çaresi bu. Düşmesin yere. Bayıldı galiba, hay Allah. Tokat atın mutlaka demişti. At oğlum. Bindiği var demek ki. Vur oğlum vur. İğne için yapıyorsun. Canı mı dövüyorsun? Üstelik pardon da dedim ben sana ama dinlemedim. Vuruyorum. Kızım bir dakika dinle. Neyi dinleyeceğim be? Gözlerim.
etmeyin. Ben senin gibi biriyle asla evlenmem. Ama. Sıra bak ya, kıpkırmızı oldu. Acı, acı. Oh canım benim. Güle güle canım. Hadi güle güle. Misafirlik kabul etmiyoruz. Anne? Annesi annesi yok. Bak bağıracağım vallahi. Güle güle. Yürü oğlum yürü. Bu kız laf dinlemiyor zaten. Yürü. Acı, acı, acı. Ali canım. Canım bir tanem. Gelimin canını mı yaktı o hayvan herif? Kıyamam ben sana. Aşkım, bebeğim. Evet, sıra geldi yılbaşı hediyelerine. Önce ben alacağım hediyemi baba. Hayır ben alacağım. Hayır hayır durun çocuklar. Öyle direkt hediyeleri almak olur mu? Geçen yılbaşı yaptığımız gibi yapacağız. Yani oyun yapacağız. Evet ben ışıkları söndüreceğim ve hediyeleri saklayacağım. Herkes kendi hediyesini bulacak. Hediyesini bulamayana bir ceza vereceğiz. Var mısınız? Ben varım. Tamam. Biz de varız, biz de. Harika. Kapatın o zaman gözlerinizi. Gözlerinizi açabilirsiniz. Bakalım karanlıkta hediyelerinizi bulabilecek misiniz? Önce ben bulacağım. Hayır önce ben bulacağım. Ben. Ben. Önce ben. Anne. Hadi anne. Aa, abi lambalar sönük. Tabii. Mübarek Noel dolayısıyla tatile çıkarsınız ha. Ben size tatil dönüşü bir sürpriz hazırlamazsam ayıp olur şimdi. Hadi kolay gelsin Gülazem. Abi bakalım bağda ağır, yükte hafif, kalitede yüksek, görüntüde cillop neyiniz var? Bu ışıklar nerede be? Aranızda hediyesini bulabilen kimse var mı? Abi bismillah evde biri vardır. Henüz ben bulmadım ama ilk önce ben bulacağımdan eminim. Biri daha vardır. Ben de bulamadım. Etti 3. Ben de bulamadım. 4 etti. Mahşerin 4 atlısı. Abi güzel Allah'ım nereye düştüm be? Hemen topuklayın burada. Aa, aşkım sen misin? Ay aşkına da sana da bırak değil mi? Aşkım dur sana sakladığım hediyeyle ilgili bir ipucu vereyim. İçinde altın işlemeli bir cüzdan var. Ne? Altın işlemeli cüzdan mı? Abi sürprizleri seven Rabbim. Sen nelere kadirsin. Güldürdün gene Gülazer kulunun gülcağızını. Ben de sana bir ipucu vereyim mi hayatım? Senin hediye paketinin içinde de altın bir künye var. Salladığında anlarsın. Altın künye mi? Abi Rabbim sürpriz üstüne sürpriz yaparsın be. Harbiden çok teşekkür ederim. Hiç gereği yoktu. Kimse bulamadı mı daha hediye? Ya baba nereye sakladın? Benim sakladığım hediyeler kolay bulunmaz. Önce ben bulacağım ufaklık. Hayır ben bulacağım. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Kim bulacağım? Tabii ki ben bulacağım. Hadi, ben bulacağım. Ben bulacağım. Baba nereye sakladın? Benim sakladığımı bulamazsınız. Ben size söyledim. Ne oldu hayatım? Anne ne oldu? Kalk, hayatım ne oldu? Kızım. Bacağım. Kızım. Baba bacağım. Kızım, ay bu böyle olmaz. Bir sakatlık çıkmadan ben üstünü yapıyorum bunda. Ay bacım. Sen de kimsin? İyi Noeller.
mutlu akşamlar. Biliyorum sizlere çok zarar verdim, zamanınızı aldım. Önce geçmiş olsun diliyorum. Ve yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk, esenlik ve barış dolu günler temenni ediyorum. İyi Noel'le! Şikayetçiyim komiser bey, evimize hırsız girdi. Yılbaşı için aldığımız bütün değerli hediyeleri çaldı komiser. Tamam, telaş etmeyin beyefendi, telaş etmeyin. Olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar. Nasıl biriydi hırsız? Hırsız kadındı komiserim. Basenleri şöyle Satürn gezegeni gibi olan bir kadın mıydı yoksa? Evet, evet oydu komiserim. Tamam, siz hiç merak etmeyin beyefendi. Siz evinize gidin, gayet sakin olun. Ben gerekeni yaparım. Teşekkür ederim komiserim. Güle güle beyefendi. Cemal! Buyur komiserim. Çabuk bana gülazeri kap getir Cemal. Büyük bir zevkle komiserim. İtersin beni, itmesini. Ben bir şey çalmadım derim. Cemal'im dostum, anlamaz mısın sen be? İngilizce söyleyeyim o zaman. I wasn't to have it. Wasn't derim, wasn't. Bir de Avrupa Birliği'ne gireceğim dersin. Basenimin Cemal'i. Komiserim. İşte gülazeri getirmişim komiserim. İzin verin kendisini seve seve söyleteyim. Yapma Cemal, yapma. Ağzından çıkana kulağın duysun evladım. Duyan da yani karakolumuzda baskı var filan zannedecekler. Estağfurullah, pardon komiserim. Evet Gülazer, şimdi gelelim sana. Gelelim. Gelmesek de olurdu yani. Yok, mutlaka gelmemiz lazım. Gülazer, eğer bir maniniz yoksa. Madem ısrar edersin o zaman buyurun gelin. Bu sefer eliniz boş gelirsiniz. Bir seferlik olsun artık. Evet Gülazer. Söyle bakalım. Ne çamlar devirdin gene ha? Ben çamlam devirmemişimdir. Komiserim Ayrettin Karacam. Ben çevreci bir kimseyimdir. Çevre bayağı bir geniştir yani. Bana bak Gülazer. Saçmalamayı bırak da doğru söyle. O hediye paketlerini sen çaldın öyle değil mi ha? Sen nasıl olur da bir emniyet mensubu şahsiyetle bu şekilde konuşursun utanmadan be? Bana bak Gülazer. Saçma sapan konuşup da tepemin tasını attırma beni. Nereden sen emniyet mensubu oluyormuşsun ya? Sen de sabah 8'de girersin lan buraya. Ben de seninle beraber gelirim. Akşam 5'te çıkarsın. Ben de 5'te çıkar evcezime giderim. Sen emniyet mensubu olursun lan. Ben niye olmayayım? Ulan ben polis olarak geliyorum buraya. Sen hırsız olarak geliyorsun be. İkisi aynı şey mi? Ya artık o kadar iş bölümü olacak aramızda. Komiserim James Bond'u. Sus bakayım sus Gülazer sus. Bana bak işi legal güya getirip de yırtmaya çalışıyorsun öyle değil mi? Yemez de. Vallahi billahi ben çalmadım dedim komiserim. Ne yalanım varsa şu nimeti bu sakızlarına böyle bakayım. Ha? Gülazer'in gözlerini zarardı komiserim. Demek ki boyum çalmış. Bakın çarpıldı. Hemen tutuklayalım komiserim. Vallahi bu senin Cemal de çok sazandı. Bu kadar salak olduğunu bilmezdim ben. Komiserim. Bak o çalmış. Allah kahretsin. Vallahi bu kadar. Ay Allah'ım ne anlatsın ya. Bu tuzu alıp koşanlardan vallahi kahretsin. Çok saf bir şey Cemal biliyor musun? Ama anlıyorum komiserim. İşledim. Allah senin de canını almasın Gülazer. Hiç bileceğim yok. Ay vallahi. Ay gitti. Yeter. Susun bakayım susun. Bana bak Gülazer. Son defa soruyorum. Sen çaldın öyle değil mi ha? Bak son defa cevap veririm. Ben çalmadım. Peki sen çalmadın da bunlar ne Gülazer? Ha sırtındakiler. Hediye paketi. Ya sen beni deli mi edeceksin be kadın? Hem hediye paketlerini ben çalmadım diyorsun. Hem de bunlar hediye paketidir diyorsun ya. Hediye paketidir ama çalıntı değildir. Na bunları ben size yılbaşı armağanı olarak getirmişimdir. Çam sakızı çoban armağanıdır. Ne? Sen şimdi bunları bize yılbaşı armağanı olarak mı getirdin? Çam sakızı ne yapalım? Biz senin günahını almışız Gülazer ya. Hep alırsın ben affederim seni. Helal olsun sana. Na bu altın künye sanadır komiserim Asgold Kıyımcı. Buyur. Yani Gülazer
Vallahi duygulandırdın beni, biliyor musun? Engel olma gözyaşlarına, ağlayasın varsa ağlayabilirsin yani. Yok, o kadar da değil canım. Nabı cüzdan da sanadım Cemal'in şapşalına. Sağ ol Birazer. Bir dakika, bir dakika. Birazer, ya bunun üzerinde Halim yazıyor. Benim adım Halim değil ki, Hüseyin. Öyle mi? He. Senin adın Hüseyin midir? Hüseyin komşum? Benim adım. Aa, niyeyse benim aklımda öyle Halim kalmış. Öyle Alim Selim bir insansın ki komiserim Alim'im. Bak bak yine Alim'im dedim. İlahi be. Ama bak Gülazer, bu cüzdan içinde de sevgilime yazıyor. Ben senin sevgilin değilim ki. Ben kendi nişanlımın sevgilisiyim. Ben senin gibi sevgili ne yapacağım? Cemal'im polis kazanamam. Ben tezgahtar kıza sevgilerimle diye yaz dedim. O da aptal kız şey yazmış, sevgilime diye yazmış herhalde. Öyle mi? Kusura bakma, senden boşuna şüphelendik. Kusura bakma, çok teşekkür ederiz. Rica ederim canım. Evet. Ne e'si? Komiserim kronik şaşkalozum. Sizin bana yılbaşı hediyeleriniz yok mudur? Yılbaşı hediyesi mi? Var tabii. Olmaz olur mu yılbaşı hediyesi? Var mı komiserim? Var tabii canım. Ama benim sizin hediye aldığınızdan haberim yoktu. Ben de hediye almadım. Canım ben karıma aldığım hediyeyi vereceğim. Sen de nişanlına aldığını verirsin işte canım. Ama ben nişanlıma altın bilezik aldım komiserim. Olsun Cevap. Ben de karıma altın küpe aldım. Böyle zamanlarda böyle şeyler düşünülmez. Zimrilik yapma. Bak ben senin gibi çamura yatıyor muyum? Yılbaşında bizi düşünüp hediye alan bu altın kartlı kadını kıracak değiliz herhalde, öyle değil mi? Haklısınız komiserim. Gülazer. Bak. Bu hediyeyi ben senin için almıştım. Buyur. Alamam. Alamam. Ben nasıl alayım? Ay çok duygulandım ben şimdi. Allah öpeceğim ben sizi. Yok ben elini öpeyim komiserim. Tek elim. Tamam. El öpenlerin çok olsun. Yok Gülazer. Vallahi ben bir de öpeyim. Sağ olun. Gülazer. Buyur. Ah Cemal'im çok teşekkür ederim sana. Cemal'im rahibe Teresa. Gel seni de bir öpeyim, şöyle bir kucaklayayım. Gel. Ah çok teşekkür ederim. İç saklayacağım ömür boyu. Hadi size iyi Noeller olsun inşallah. Sana da güzel. Görüşmek üzere. Jingle bin, jingle bin, jingle jingle bin. Jingle bin, jingle bin, jingle bin, jingle bin, jingle bin, jingle bin. Gelirsin inşallah. Mutlaka gelirsin. Biz toplum olarak suçluyuz arkadaş. Kadın bize yılbaşı hediyesi olarak altın künye alıp getiriyor. Biz ne yapıyoruz? Ona suçlu muamelesi yapıyoruz. Biz toplum olarak adam olmayız. Süreye yazıyorum. Toplum olarak adam olduğumuz gün kendimi Boğaz Köprüsü'nden aşağı atacağım. Haklısın vallahi Cemal'cim ya. Bizim eğitim sistemimiz düşük gene. Evet. Tabii ki onun için almazlar bizi Avrupa Birliği'ne. Niye alsınlar? Bak sana yemin ediyorum Cemal. Hayatımda daha bugüne kadar kimse bana bu kadar güzel bir hediye almamıştı, biliyor musun? Künyem nerede, altın künyem buradaydı şimdi ya. Altın künyem yok. Yüz lira mı çalmışlar? Ha, Gülazer. Ulan Gülazer, yaktın ulan bizi! İnce ince, Yasemince, her mevcut.